Efendim haber odasına hoş geldiniz. Kayseri bembeyaz, kar yağışı yoğun bir şekilde sürüyor. Biz de Cumhuriyet Meydanı'ndan işte raylı sistem geçiyor böyle. Kar yağışı güzel bir görüntü ama yine de sürücüler lütfen işte Kayseri Kalesi'ne muhteşem görüntüsüyle başlıyoruz. Kar bu memleketin gerçekçilik yorganı mıdır demiş şair. Kayseri'de kar yağışı gerçekten yakışıyor. Türkiye'nin en güzel meydanı Cumhuriyet Meydanı. O güzel ağaçlar, karla böyle, raylı sistem, en güzel raylı sistem meydana yakışan, görüyorsun son derece şiirsel, kartpostallık görüntüler. Kayseri bembeyaz, bu görüntülerle başladık. Gündem çok yoğun. Dün gece yarısından itibaren herkes büyük bir tedirginlik içindeydi. Deprem oldu Kayseri'de, hatta Twitter'da da TT oldu. 4.9, 5.2, sonra 4.9 denildi. Sarıolan merkezi, özellikle Sarıolan ve Bünyan'da hissedildi. Kayseri şehir merkezinde de hissedildi. Bununla ilgili haberlerimiz olacak. Sizlere aktaracağız. İlerleyen dakikalarda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıcı burada ağırlayacağız. Esasında haber odası başına gelecekti ama bugün Kayseri'de önemli bir isim var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Kayseri'de şu sıralarda Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ediyor. Bu ziyaretin ardından Başkan Büyükkılıç Medeniyet Merkez Stüdyolarına ulaşmaya çalışacak. Ulaşabilirse burada kendisine bu depremle ilgili ve son gelişmelerle ilgili sorular yöneteceğiz. İkinci bölümde de Kayseri Serbest Muhafızları ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, umarım odanın ismini tam okudum, çok uzun, Ali Yedikaya burada konuğumuz olacak. Son gelişmeleri kendisine yönelteceğiz. Şimdi depremle ilgili haberler sunacağız ama akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Adliye önünde kanlı bir saldırı meydana geldi. Bir kişi ağır yaralandı. Önce o görüntülerle başlayalım. İlçeye bağlı Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre Antalya'dan mahkeme için Kayseri'ye gelen Gökhan Ö, kız kardeşi İ.Ö ile adliye çıkışında otomobilleriyle giderken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin sürücü kısmından giren mermilerin karnına isabet etmesiyle Gökhan Ö ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökhan Ö sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peki adliyenin önünde böyle bir silahlı saldırı nasıl gerçekleşti? Duruşma sonrası kız kardeşiyle gidiyor. Bir kişi adliye önünde silahla saldırı, ağır yaralı. Bir bilgi geldi. Önemli bir iddia. Tekrar görüntüler içinde ben de onu okuyayım. Şimdi burada Sümer Üst Geçidi adliye yanında meydana gelen bu olayda cinsel taciz iddiası var. İA eşi, ya saldırıda bulunan İA eşi CA'ya cinsel taciz ve şantaj uyguladığı suçuyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan GÜ 35 yaşında mahkeme çıkışı, kimi kız kardeşi diyor, kimi kızı diyor, orada bir bilgi kirliliği de var, seyir halindeyken vuruyor ve daha sonra firar etti. Yani bu olayla ilgili cinsel taciz iddiası var, saldırıda bulunan kişi, saldırıya uğrayan kişinin eşine cinsel taciz ve şantaj uygulamış. Bu yüzden de ceza almış ve adliye çıkışında bu şekilde silahlı bir saldırı yapmış. Firarda cinsel taciz, eşine cinsel taciz yaptığı iddiasıyla, şantaj yaptığı iddiasıyla böyle bir saldırının gerçekleştiği son gelen bilgiler arasında tabii bu iddia. Depreme dönelim. 4.9'luk deprem evlerde hasar gördü. Sarıolan merkeziydi. Sarıolan Belediye Başkanı'nın bir açıklaması var. Önce Sarıolan'a gidelim. Uzun böyle 6-7 haber vereceğiz sizlere. Depremle ilgili tüm gelişmeleri aktaracağız. O haberle başlayalım. Evet.
Merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9'luk deprem paniğe neden oldu. Depremin ardından ilçe merkezinde Palas ve Ilıca mahallelerinde bulunan bazı evlerde hasar oluşurken deprem dolayısıyla yaralanan olmadığı öğrenildi. Yardım arkadan sürüyor. Tamam. Sürüyor. Depremde evinde çatlaklar oluşan vatandaş o anları anlattı. Ya bir anda uyuyordum, bir anda acayip salladı. Çok çatlattı ya. Gece uyurken yakalandı. He canım. Hasar var mı abi? Yok yok, hasar çatlama var. Bende bir şey yok yani. Onunla geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Küden taş düştü. Sıva düştü. Olur ya. Onunla geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırım da şimdilik ilçemizde bir can ve mal kaybı yok. Ufak tefek çatlaklar var. Çok şükür bir sıkıntımız yok dedi. Öncelikle ilçemizde bir can ve mal kaybımız yok elhamdülillah şimdilik. Ufak tefek çatlaklarımız var. İşte görevimiz başındayız inşallah. Vatandaşımız yanındayız. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Evlerde hasar çok mu başkanım? Şu anda 3-4 evimizde bir ihbar aldık. Onun haricinde bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah tabii hava ısınınca bunlar ortaya çıkacak. Teyakkuz içindeyiz. Ekiplerimiz falan, herkes buradalar. İtfaiyemiz, ambulansımız, kaymakamlığımız, belediyemiz. İnşallah bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Şu ana kadar bir can yaralı... Yok, şu anda elhamdülillah hiçbir ihbar almadık. Muhtarlarımızla falan da görüştük. Çok şükür, elhamdülillah bir sıkıntımız yok. Öte yandan itfaiye, AFAD ve Türk Hazır Ama Kurtarma Derneği ekiplerinin ilçedeki çalışmaları sürüyor. Devamlı burada. Şimdi merkez üssü Sarıoğlan ama Bünyan'da da müthiş hissedildi ve Bünyan'da bir kriz masası kuruldu. İşte o haber. Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Emniyet Müdürü Vekili Savaş Özkaya, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er, AFAD İl Müdürü Osman Atsız ve Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturdu. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşın ihtiyaç durumunda İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmasını isteyen Başkan Altun, ilçemizden gelen bildirimleri değerlendiriyor, sağ tespit çalışmalarımızı etkin şekilde yürütüyoruz. İhtiyaç durumunda hemşehrilerimizi konuk evimizde ve Bünyan Devlet Hastanesi'nde misafir edeceğimizi bildiriyor. Vatandaşlarımızın gerek duymaları halinde Bünyan Emniyet Müdürlüğü'müze başvurmalarını istiyoruz ifadelerini kullandı. Geçmiş olsun. İstersen seni misafirhaneye, hastaneye alabiliriz. Yok, sağ olun. Bir baksın arkadaşlar, tamam mı? Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bildirimler doğrultusunda harekete geçen Başkan Altun, Kaymakam Gülen, AFAD Müdürü Atsız ve Acil Durum Müdahale ekipleri ilçe genelinde sağ tespit ve inceleme çalışmalarını sabah saatlerine kadar sürdürdü. Tespit çalışmaları ardından alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar istişare edildi. Depremin hemen ardından acil durum müdahale ekip ve yöneticileriyle bir araya gelerek işe koyulan Başkan Altun, bizim için en önemli olan şey vatandaşımızın hayatı. Şükürler olsun ki ilçemizde meydana gelen deprem sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yürüttüğümüz tespit çalışmalarında birkaç bina ve tek katlı evde hasar meydana geldiğini belirledik. Gerekli alanlarda önlemler alarak yapılacak çalışmaları istişare ettik. Vatandaşlarımızdan riskli bina ve evlere girmemelerine, olası durumlarda sakin kalmalarına ve devletimizin var gücüyle yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum ifadelerini kullandı. Bir baksın arkadaşlar, tamam mı? Öbür tarafında var ya, orada ne oldu? Bu taşıyıcı kolon mu? Onlar boş. Orada bir kolon falan yok. Yok değil mi? Şimdi Bünyan'dan yeniden Sarıoğlan'a, Sarıoğlan ilçesindeki Palas mahallesine geçelim. Orada da müthiş hissetildi ve vatandaşlar açıklamalar yaptı. Biri de şunu söylüyor. Daha uzun sallansaydı, bu deprem olsaydı, daha da uzun sürseydi Palas'ta ev kalmazdı diyorlar. İşte o görüntüler. Kadir, çek burayı Kadir. Asıl hasar tespitine yarın gelecek. Tamam. Biz canımızda bir şey var mı diye. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem paniğe neden oldu. İlçeye bağlı Palas mahallesinde de evlerde hasar oluşurken depremi yaşayan bir vatandaş konuştu. Bir anda salladı, hızıyla kalktık yani uyku semesi. Nereye bastığımızı da bilemedik. Çocukları dışarı çıkardım. İçeri baktık. Harap oldu her taraf böyle yani. Çok sallandı mı? Çok sallandı. Ben 43 yaşındayım, ömrümde daha böyle bir sert salladı. Yani zaman uzun olsaydı
Yani atıyorum 5 saniye salladıysa 20 saniye sallasaydı Palas'ta ev kalmazdı. Ben bir duvar kalıp ustası olarak bina kalmazdı diyorum. Öte yandan depremin ardından bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin ilçedeki çalışmaları sürerken depremde hasar gören evlerdeki incelemeler sürüyor. İndir aşağı. Bak. Görüyor musun? Bak burada var, bak burada. Binanın ana hatta. AFAD İl Müdürü Osman Atsız, o da olay yerine gitti, bir açıklama yaptı. Şimdi orada hasar gören, iki evde yaşayan 8 kişinin de öğretmen evine yerleştirildiğini söyledi. İşte AFAD İl Müdürü'nün açıklamaları. Merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 şiddetindeki depremin ardından ekipler depremin hissedildiği Sarıoğlan ve Bünyan ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cezayir tarafına bir dörtlendir mi? Nereye? Olur bakalım. AFAD İl Müdürü Osman Atsız yaşanan depremin ardından yaptığı açıklamada önemli bir yaralanmanın olmadığını, bazı evlerde hafif hasarlar meydana geldiğini söyledi. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Saat 2.28 itibariyle bir depremimiz oldu. 4.9 şiddetinde. Ekiplerimiz sahada taramalar yaptı. Elhamdülillah şu ana kadar olumsuz yaralanma veyahut da ek durumumuz yok. İki tane ahırımızda biraz zarar var. Yarın sabah itibariyle yine mühendislerimiz gelecekler. Bütün sahadaki taramaları yaparak hasar ve zarar tespitleri yapacaklar. AFAD Başkanımız Yunus Sezer Bey ve Sayın Valimiz Şeyhimiz Günaydın Bey ile devamlı iletişim halindeyiz. Yine diğer illerden ekiplerimiz de geliyor. Şu anda biraz sonra yoldadır Nevşehir ekibimiz de gelecek müdürümüzle birlikte. İtfaiyemiz, jandarmamız, emniyetimiz, İHH, Türk Hava Doğa Sporları ekiplerimiz hep sahada taramadalar. Eğer herhangi bir olumsuzluk olduğunda hemen anında müdahale ediyoruz. Bünyan'da da hakeza işte Bünyan Kaymakamımızla görüştük, Sarıoğlan Kaymakamımızla görüştük, Bünyan Belediye Başkanımızla görüştük. Şu anda iki evimizde şey var, hafif bir hasarımız var. Oradaki 8 vatandaşı da, iki evde 8 vatandaş, 5 birinde, 3 birinde. Onları da öğretmen evine ve akrabalarına yerleştirdik. Çok şükür şu anda Bünyan'da da bir olumsuz bir durum yok. Allah'a şükür bir can kaybı olmadı bu depremde. Bu korkudan, insanları korkutan deprem anları da güvenlik kameralarına yansıdı. İlginç görüntüler var. O görüntüleri izleyelim. Kayseri'de gece saat 02.28'de merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan yerin 1,4 kilometre derinliğinde ve 4,9 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. İlk deprem yaklaşık 35 saniye sürdü. Kayseri kent merkezi ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle merkez üssü Sarıoğlan'da bazı evlerde çatlaklar oluştu. Kırsal köylerde bulunan bazı ahırlarda hasar oluştu. Sabah saatlerinde ortaya çıkan görüntüde ise maddi hasar meydana geldiği görüldü. Can kaybının olmadığı deprem anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir marketin kamerasına yansıyan görüntülerde ürünler sarsıntı sebebiyle dağılırken, sokak kamerasına yansıyan görüntülerde ise araçların sallandığı görüldü. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi ahırdaki hayvanlar önceden sezdi. Saat 02.28'de merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremde bölgede bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanların tepkileri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde hayvanların depremden birkaç saniye önce etrafa koşturduğu görülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de deprem bölgesinde yardıma koştu. Depremi gece boyu anlık takip etti Başkan Büyükkılıç. Hemen ekipleri teyakkuza geçirdi ve itfaiye depremden etkilenen 29 noktada görev başındaydı. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de 4.9 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri depremden etkilenen bölgede 8 araç 25 personel ile çalışmalarını yürüttü. Deprem sonrasında Kayseri Büyükşehir itfaiye ekipleri Sarıoğlan ilçesinde 21, Bünyan ilçesinde 6, Kayseri merkezde 2 adreste olmak üzere toplam 29 noktada depremden etkilendiğini belirten vatandaşlara ulaştı. Hasar oluşan evlerde gerekli çalışmaları yürüten Büyükşehir itfaiye ekipleri depremden dolayı hafif yaralanan vatandaşlara da müdahale etti.
Can kaybının yaşanmadığı, küçük çaplı yaralanma ve maddi hasarların meydana geldiği depremden etkilenen bölgelerde vatandaşlara destek olan Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ile koordineli hasar tespit çalışmalarını da gerçekleştirdi. Merkezde ise tüm ekipler herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bulundu. Başkan Büyükkılıç da deprem sonrası olay yerinde yaşananlarla ilgili gece boyu ekiplerden sık sık bilgiler alarak konuyu bizzat takip etti. Kayseri Valisi Şebnem Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç deprem bölgesine gittiler. Sarıoğlan ve Bünyan'da incelemelerde bulundular. Kent merkezinde hissedilen 4.9 şiddetindeki depremden Sarıoğlan ilçesinde 21, Bünyan ilçesinde 6, Kayseri merkezde 2 adreste olmak üzere toplam 29 nokta etkilendi. Gece boyu depremi anlık takip ederek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerini teyakkuza geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, sabahın ilk ışıklarında Kayseri Valisi Şeymuz Günaydın ile birlikte depremin yaşandığı Sarıoğlan ilçesine giderek son durumu yerinde inceleyip ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarıoğlan'da vatandaş ve esnafla bir araya gelerek kaymakamlık ve belediye ziyaretinde bulunan Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Sarıoğlan Kaymakamı Murat Çürük ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırım'dan bilgiler alan Vali Günaydın daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hepimize öncelikle geçmiş olsun. Depremin olduğu andan itibaren bütün görevlerimiz, AFAD görevlerimiz, jandarma görevlerimiz, Büyükşehir Belediyesi görevlerimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız ve bütün ekiplerimiz sahaya çıktı. Muhtarlarımızla hemen diyaloğa geçildi. Çok şükür olumsuz bir durum oluşmadı. Günaydın, mühendislerin çatlak olan binalarda çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti. Riskli bina tespit edildiği zaman gereken işlemler yapılacak. Geceden itibaren de çatlak olan binalardaki vatandaşlarımızı misafirhanelerimize yerleştirerek vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçtik. Arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Başkan Büyükkılıç ise Kayseri'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Gecenin saatinden sabahlara kadar takip ettik. Arkadaşlarımızın hepsi de teyakkuz halinde görevlerini yaptılar. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Can ve mal kaybının olmaması bizleri tabii ki bu manada çok şükür rahatlatmıştır. Bizler de hem bir geçmiş olsun demek hem de yerinde görme bağlamında ilçelerimize uğruyoruz. Kaymakamlarımıza, başkanlarımıza, bu gayretlerinden dolayı ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tekrar şehrimize ve ülkemize geçmiş olsun diyorum. Sarıoğlan ilçesindeki incelemelerin ardından Bünyan'a geçen ve belediyede oluşturulan kriz masasını ziyaret ederek Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'dan son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç burada açıklamalarda bulundu. Deprem üssünün Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesi olduğunu açıklayan Başkan Büyükkılıç şöyle konuştu. Şu anda Bünyan'ımızdayız. Öncelikle değerli kaymakamımıza, başkanımıza, onların şahsında Bünyan'ın hemşehrilerimize de geçmiş olsun diye buradan paylaşıyoruz. Çok şükür buradan aldığımız bilgiler doğrusunda gece sabaha kadar seyrini takip ettik. Arkadaşlarımız bize sürekli bilgi akışını sağladı. Şimdi yerinde gözlemlediğimiz kadarıyla bazı evlerde çatlaklıklar söz konusu ama Allah'a şükürler olsun yıkılma söz konusu değil. Büyükkılıç tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını belirtti. Sahada gerek itfaiyemiz, gerekse çevre şehirciliğimizin kıymetli ekibi, AFAD ekibimiz incelemeleri, değerlendirmeleri yapıyorlar. Alınması gereken tedbirler bağlamında, yapılması gereken destekler bağlamında ne gerekiyorsa yapacağımızı buradan ifade ediyoruz. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da Başkan Büyükkılıç'ın olaya anında müdahil olduğunu ifade etti. Gece 2.30'dan beri Kaymakam Bey'imizle birlikte kriz masası oluşturarak ilçemizdeki hasarları yerinde inceledik. Hamdolsun öyle büyütülecek bir hasarımız yok. Can kaybımız yok çok şükür. Başkan Büyükkılıç, Bünyan ilçe esnafını da gezerek esnaflara ve ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Kayseri İl Sağlık Müdürü'nün de bir açıklaması var. Depremin ardından korku ve endişe nedeniyle 8 kişi hastaneye başvurdu.
Kayseri'nin Sarıolan ilçesinde gece saat 02.28'de meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde can kaybı yaşanmadı. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli yaptığı açıklamada yaralının da olmadığını söyleyerek 8 kişinin korku ve endişe dolayısıyla hastaneye başvurduğunu söyledi. Benli, Sarıolan merkezde oluşan depremde UMKE ve sağlık ekiplerimiz sahada olup yaralı ve can kaybının olmaması sevindiricidir. Hastanelerimize korku ve endişeyle 8 başvuru olmuştur dedi. Sarıolan ilçesi diken üzerinde, onu söyledim. Çünkü 4.9 şiddetindeki depremin ardından bölgede 21 artçı deprem daha meydana geldi. İlçe sakinleri haliyle tedirgin ve açıklamalar yaptılar. İşte ilçe sakinlerin o açıklamaları. Gece saatlerinde Sarıolan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha kadar 21 artçı deprem daha oldu. İlçe sakinleri sabaha kadar diken üzerinde beklerken can kaybı yaşanmadı. İlçeye bağlı Palas Mahallesi'nde de ahırlarda ve evlerde çatlaklar meydana gelirken Kayseri Valisi Şeyh Muzgün Aydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç beraberindeki heyette hasar meydana gelen yerlerde incelemelerde bulundu. İlçe sakinlerinden Şükrü Lale, dün gece saat 02.29 gibiydi. Eşimle birlikte sallantıyla beraber kalktık. Bundan önce olan depremlerden daha fazlaydı sallantı dedi. Direkt girdim Kandilli Rasathanesi'ne falan baktım depremin büyüklüğüne. Daha geçmemişti henüz. Bayağı bir şey yaptım, bekledim. En sonunda Kandilli Rasathanesi'ne geçtiğinde fay hattına baktığımda normalde öncesinde Tatıllı Kömeren tarafından geliyordu depremler. Buna baktığım zaman Palas'tan Sarıolan arasında şey var, Ozonkaya dediğimiz bölge var. O tarafta olmuştu. Bu fay hattı normalde Kandilli'de de gözükmüyor. Vallahi sabaha kadar şimdi yalana gerek yok. 2,5-3 saat bir ayaktaydık. Bir çay falan içtik. Saat 5,5 falan gibi bir de yattık. Yani ondan sonra bir şey olmadı çok şükür. Esnaf Tuğrul Emin Çetin sayesinde biz gece uyuyorduk ve deprem gürültüyle geldi. Daha sonra biraz artçı depremlerin geçmesini bekledik diye konuştu. Sarsıldı biraz. Kalktık. İşte babam neyimi uyandırdım. Babamı uyandırdıktan sonra biraz bekledik, işte artçı net şeyler oldu. Dışarıya çıkmaya gereksin duymadım. Biz müstakilde yaşıyorduk zaten. Sabaha kadar diken üstünde bekledik. Yapacak bir şeyimiz de olmadığından dolayı. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, o da ekibiyle beraber deprem bölgesine gitti ve deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları başladı. Bünyan ve Sarıolan ilçeleriyle Palas ve Ilıca mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Müdür Yardımcısı ve 8 araçla birlikte 16 teknik personel katıldı. Depremin vurduğu bölgede hasar gören evleri tek tek inceleyen ekipler vatandaşlarla da sohbet etti. Ekiplerin depremden etkilenen yapılardaki hasar tespit çalışması gün boyu devam edecek. Yeniden geçmiş olsun Kayseri diyelim, geçmiş olsun Sarıolan, geçmiş olsun Bünyan. Allah'a şükür can kaybı olmadı, ufak tefek hasarlar var. Devlet tüm imkanlarıyla orada belediyeler, kamu kurumları ki uzun süren haber silsilesinde de tüm detayları sizlere aktardık. Geldikçe de aktaracağız. Bugün Kayseri'de AK Parti'nin önemli bir konuğu, misafiri vardı. AK Parti'nin teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir. Şöyle fotoğraflara bakalım, ben de buradan okuyayım. Bir dizi toplantı için buraya geldi, Kayseri'ye geldi Erkan Kandemir. Erkan Bey'le beraber başkan yardımcıları Halis Dalkılıç, Mustafa Köse, Pervin Tuğba, Metin Bulut, Abdullah Avral ve Kutan Çelebi de buradaydı. Burada il ana kademe, il kadın ve gençlik kolları teşkilatlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi Erkan Kandemir. 2023 hedefleri ve teşkilat çalışmaları konuşuldu. Buradan da görüntülere yansıyoruz. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Şu anda orada Büyükşehir Belediyesi'ni Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ediyor. Bu ziyaret bitiminin ardından Başkan Büyükkılıç medeniyet stüdyolarına gelecek ve burada ne oldu, ne yaşandı, hem de depremle ilgili incelemeler, son durum, onu soracağız. Burada da bir hediye edilmiş Erkan Kandemir'e. Yarın da AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu burada haber odasına konuk edeceğiz. Burada neler konuşuldu? Çünkü teşkilat başkanı önemli partilerde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir de geldi. Burada gençlik kolları, kadın kolları, il ana kademe teşkilatı
Önemli bir toplantı yapıldı. 2023 yol haritası çizildi. Neler konuşuldu, neler söylendi? Bunları yarın detaylı bir şekilde Başkan Çoporoğlu'na soracağız. Eğer Memduh Başkan ulaşabilirse stüdyolarımıza kısa bir şey ona da sorarız. O da bu ziyarette. Şu anda zaten Erkan Kandemir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'de de önemli bir gelişme yaşandı. Orada biliyorsunuz önemli bir süreç vardı. Sonra bir genel kurul yapıldı. Mali genel kurulu, mahkemeler, alınan kararlar, değişen kararlar. Bugün Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Murat Yiğburdu Başkan, yeni bir başkan geldi. Yunus İmamoğlu. Süreç nasıl yaşandı izleyelim. Yunus İmamoğlu, Şaban Andaç ve Mustafa Katırcıgil'in yönetim kuruluna geri dönmesinin ardından yeni yönetim kurulu bu üç ismin yanı sıra Emre Erkahyaoğlu ve Murat Yiğburdu'dan oluştu. 5 kişilik yönetim kurulu toplanarak görev dağılımı yaptı. Buna göre Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Yunus İmamoğlu, başkan vekilini ise Murat Yiğburdu üstlendi. Tayin uzaçandı, sonra uzaklaştırılmıştı. Bir mahkeme kararı vardı bu dava sonuçlanana kadar göreve dönemeyeceklerdi. İtiraz ettiler ama onların itirazı kabul olmadı. Fakat 3 ay süreyle bu yönetimde bulunan, Nursa Çalı'nın yönetimde bulunan kişiler vardı. İşte onlardan biri Yunus İmamoğlu, şimdi başkan oldu. Onlar bir Kayseri Asya Mahkemesi'nde verilen karar sonrası göreve döndüler. Göreve dönmüşlerdi, orada bir tartışma da oldu. Murat Yiğburdu devam etsin şeklinde. Özellikle Yunus İmamoğlu burada bastırdı başkan olması yönünde. Ve son gelişmelerin ardından Kayseri OSB'de göreve yeniden dönen, yönetim kuruluna yeniden dönen Yunus İmamoğlu kendi iş seçimlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin başkanı oldu. Yeni başkan Yunus İmamoğlu, Murat Yiğburdu esasının yedek üyeydi. Bu isimler görevden uzaklaştırılınca yönetim kuruluna geldi ve başkan seçilmişti. Murat Yiğburdu da burada başkan vekiline geldi. Buradaki kriz de bu şekilde çözülmüş. Bu detayı da sizlere aktaralım. Kayseri'de terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ'ye yönelik operasyonlar. Baktığımız zaman 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ihraç edilen polis memuru, asubay, bankacı ve öğretmenler de bulunuyor. İşte o operasyonun detayları. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında ihraç polis memuru, asubay, bankacı ve ihraç öğretmenlerinde bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar emniyete götürüldü. Evet, bu operasyonla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız. Yine asayiş olayıyla devam edelim. Özellikle hırsızlara yönelik operasyonlar yapılıyor. Kayseri'de 80 polis ile hırsızlık operasyonu yapıldı ve 8 kişi gözaltına alındı. Yandere! Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amiri ve Aranan Şahıslar Büro Amiri koordinesinde 80 polisin katılımıyla kentte hırsızlık yapan ve hırsızlık suçundan aranan 8 kişinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi. 6 farklı adrese düzenlenen operasyonda hırsızlık yapan FÖ, YB, SD, TÇ, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan FC, ÖP, MS ve SS yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların ikametten hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık yapan 300 bin TL değerinde ziynet eşyası, çeşitli elektronik ve iş yeri malzemelerinin çalınması olaylarına karıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Şimdi ilginç bir hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansımış. Şimdi dünyada her şey, ülkemizde de evrimleşiyor. Her şey değişiyor, yenilikler geliyor. Hırsızlar da kendilerini yenilemeye başlamışlar. Klasik hırsızlık yöntemlerini bırakmışlar. Farklı taktikler deniyorlar. Onlardan biri de şimdi aile süsü vererek binaya giriyor. İşte kız kardeşler, ufak çocuklar böyle ailecek girdiği zaman kimse şüphelenmiyor. Apartmana giriyorlar ama bu aile süsü vererek hırsızlık yapıyorlar. Özellikle apartman sakinleri bu haberi özellikle izleyin. O aile süsüyle yapılan hırsızlık kameralara da yansıdı. İzleyelim. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amiri ve Aranan Şahıslar Büro Amiri koordinesinde 80 polisin katılımıyla kentte hırsızlık yapan şahısların yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 3 farklı ikametten 180 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan TC'de yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan TC ve yanındaki kadınların binalara girerken yanlarında çocukları da getirerek dikkat çekmemek için aile süsü vererek binaya girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. O küçücük çocukları da bu şekilde istismar ediyorlar, hırsızlık yapacağız diye. Yine Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonu gerçekleştirildi ve bu operasyonda 100 adet telefona el konuldu ve 11 kişi de gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışması sonucu 3 ilde operasyon düzenlendi. Kayseri, Şırnak ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken 100'ün üzerinde kaçak telefona el konuldu. Operasyon kapsamında Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi'nde bulunan bir otelde de arama yapıldı. Yapılan aramada çelik kasasının içerisinde bulunan kaçak telefonlara el konuldu. Gözaltına alınan 11 kişinin işlemleri sürüyor. Melikgazi'ye geçelim. Melikgazi Belediyesi'nde de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Özellikle Battalgazi'de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde haber olarak da verdik. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlandı. Bir bölge riskli bölge ilan edildi ve orada kentsel dönüşüm çalışmaları başlayacak. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nde farklı bölgelerde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri hakkında ilimizde bulunan müteahhit ve mimarlara görsel sunum eşliğinde bir bilgilendirme yaptı. Ali Aydın Bey var. Yine Anadolu Yapı Müteahhitler Federasyonu. Dolayısıyla hem federasyonumuz hem derneğimiz olarak inşallah müteahhitlerimize bugün bir araya geliyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak Küçük Ali, Ambar, Battalgazi ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde yapımı tamamlanan, devam eden veya ikinci etaplarına başlanılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyleyen Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projesiyle adeta mahalleleri yeniliyoruz dedi. 6 dairenin oluşuyor. Şu alan biliyorsunuz Sivas Caddesi ile Hulusi Akar'ı birbirine bağlayan Doktor Sami İpek Bulvarı. Burada gördüğünüz gibi Sivas Caddesi bu tarafta kalıyor. Erciyes Üniversitesi bu tarafta. Yeni rally sistem buradan geçecek. Müteahhitler olarak iyi ve uyumlu çalışma yaptıkları kurumun Melikgazi Belediyesi olduğunu ifade eden Kayınter Başkanı Levent Akdoğan, bu toplantıyla Melikgazi Belediyesi'nin inşaata, kentsel dönüşüme ve yapı müteahhitlerine verdiği önemin bir ifadesi olduğunu kaydetti. Hem belediyeyle hem idareyle hem müteahhitlerle biz bu şehri imar ediyoruz. Bunu el birliği de yapıyoruz. Bu işbirliklerimizi ve bu samimiyeti daha ileriye götürürüz. Daha güzel projeleri imza atarız. Bilgi ve tecrübelerin paylaşımı açısından son derece önem arz eden bu toplantıların tekrarlanmasını isteyen müteahhit Ali Aydınsa, Melikgazi Belediyesi'nin başarısında yapılan işlerde ilgili kurum ve kuruluşlar, mesleki oda ve derneklerle her zaman istişare içerisinde olması ve birlikte çalışmasının sonucu olduğunu söyledi. Talas'a geçelim. Özellikle bu kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ve sokak hayvanları, onlar son derece önemli. İlçe genelinde daha önce bir besleme noktaları vardı. Yine bu besleme noktalarının yem bırakılmaya devam ediyor. 40 ayrı bölgede Talas ilçesinde. Talas genelindeki 40 ayrı bölgede bulunan besleme noktalarına kuru mama, yemek ve ekmek bırakılıyor. Böylece kışın zorlu şartlarında kedi ve köpeklerin yiyecek bulması kolaylaştırılıyor ve ayrıca yaban hayvanlarının aç kalarak yerleşim yerlerine inmesinin önüne geçiliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'da yaptığı kısa değerlendirmede yalnızca insanlara değil, yaşayan her canlıya hizmet götürme gayesinde olduklarını ifade ederek, kar yağışıyla birlikte hem yaban hayvanlarının hem de sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin yiyecek bulması zorlaştı. Bunun önüne geçmek için ilçe genelinde 40 noktaya yem bırakıyoruz. Yaz-kış devam eden bu uygulamamızı kışın daha bir hassasiyetle yerine getiriyoruz dedi. Koca Sinan'a geçelim. Koca Sinan Belediye Başkanı Çolak Bayraktar bir açıklama yaptı. 2021 yılında 506 iş yeri açıldı ve 32.652 denetim gerçekleştirildiğini söyledi Başkan Çolak Bayraktar. Tamam, biz ruhsatınızı oluşturacağız, size bilgi vereceğiz. Telefonla arayacağız, ruhsatınızı alayım gidebilirsiniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, sağ olun. Yaptığımız yatırımlarla sadece Koca Sinan değil, ülkemiz güçleniyor, büyüyor ve gelişiyor diye sözlerine başlayan Başkan Çolak Bayraktar, hizmetlerle Koca Sinan'ın değerine değer kattıklarını ifade etti.
Kocaeli'ni değiştiren ve daha da güzelleştiren vizyon projeleri imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, Kayseri'nin sanayi ve ticaret alanları yoğun bir şekilde Kocaeli bölgesinde bulunmaktadır. Hem esnaf hem de sanayi siteleri ilçemizde yer almaktadır. Ticaretin kalbi adeta Kocaeli'ni dağıtmaktadır. Bu doğrultuda bizler biliyoruz ki yerelde Kocaeli'ni geliştirerek Kayseri'yi büyütüyoruz. Kayseri'nin gelişmesi ve büyümesi de büyük ve güçlü Türkiye'nin gelişmesi demektir, dedi. Başkan Çolak Bayraktar, esnaf dostu belediye kimliğini artırarak sürdürdüklerini ve ilçede yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun çiçeği hediye ettiklerini sözlerine ekledi. TÜMSİAD'da bir görev değişimi olmuştu. Yeni bir yönetim geldi. Osman Atıcı başkan oldu. Yeni yönetim Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdağ'ı ziyaretti. Bakalım bu ziyarette neler yaşanmış. Memleketimizin daha ileri noktalara taşınması için sanayicilerimiz, iş adamlarımız olmazsa olmazlarımızdır diyen Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdoğan, üretmek, üretime katkıda bulunmak en önemli temel taşlarımızdır. Bu manada da değerli başkanın ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerini çok olumlu buluyoruz, dedi. Maşallah genç, pırıl pırıl bir ekip, işin bilincinde olan arkadaşlarımız, tüm sanayici ve iş adamları derneği isimlerinden zaten belli. Memleketimizin daha ileri noktalara taşınması için tabii ki bizim sanayicilerimiz, iş adamlarımız olmazsa olmazlarımız. Biz de 2022 yıl için Allah nasip ederse ömrümüz olduğu müddetçe, görevde kaldığımız müddetçe daha doğrusu 2024'e kadar her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu, sanayicilerimizin daha yüksek düzeyde üretime katkı vermeleri için çözülmesi gereken sorunların çözümü için kendileriyle beraber yol alacağımızın da buradan taahhüt etmek istiyoruz inşallah. Çünkü ürettiğimiz kadar varız, üretimin bilincini ne kadar aktarabiliriz onun derdindeyiz. Sanayicilerimiz bugün dünyada söz sahibi ise bu üretimle birlikte söz sahibiyiz inşallah. Ben katkılarının artarak devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Kazasız belasız 2022 yılında üretimle geçen bir yıl olmasını Rabbimden temenni ediyorum. TÜMSİAD Başkanı Osman Atıcı da dijitalleşen dünyada bütün üreten kardeşlerimizin de dijitalleşmeye ayak uydurmalarını talep ediyoruz ve bu yolda ilerliyoruz diyerek şöyle konuştu. Ahlaklı ve üretken ticareti önemsiyoruz. 2021 motomuz TÜMSİAD olarak buydu. İstanbul'da yapmış olduğumuz KOBİ Şurası'nda bugün bakan ve bakan yardımcılarımızın da katılımıyla oradaki üzerine durduğumuz mottomuz da buydu. Ticaret hayatı özellikle 2021 yılında çok zorladı bizi. Açıklamaların ardından TÜMSİAD Başkanı Atıcı, Başkan Özdoğan'a günün anısına plaket takdim etti. Yeniden kar yağışına dönelim. 18-22 Ocak şimdi hava tahminine baktığımız zaman kar yağışı devam ediyor. Özellikle Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza donacak kar yağışı da başladı. Şimdi şu anki görüntülere bakalım. Cumhuriyet Meydanı şu an itibariyle Cumhuriyet Meydanı bembeyaz. Vallahi soğuktan insan sayısı da azalmış. Böyle kalenin kırmızı görüntüleri. Şu an itibariyle Cumhuriyet Meydanı. Bir de haberimiz var. O haberi de bir izleyelim. Gündüz saatlerinde de çekildi ve hava tahmini. O habere geçelim. Daha sonra bir başka alanda Kayseri'nin kar yağışı nasıl, manzaralı nasıl onu da bakacağız. Önce bir habere bakalım. Kayseri'de meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Vatandaşlar kar manzaralarını cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı. Şehirde hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının 19 Ocak 2022 çarşamba günü aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kayseri ilçelerinde kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor. 20 Ocak 2022 perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacağı beklenirken 21 Ocak 2022 cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçeleri 19-22 Ocak haftasını hava durumu olarak Kayseri merkez değerlerine yakın geçirecek. Ancak soğuk hava bu ilçelerde iyiden iyiye kendini hissettirecek. Özellikle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Tomarza'da termometrelerin -13'ü, Sarız'da -11'i ve Pınarbaşı'nda -12 dereceyi görmesi bekleniyor. Bayağı donacağız. Şimdi az önce Cumhuriyet Meydanı'nı gösterdik. Şimdi Sivas Caddesi mi? Bir bakalım Sivas Caddesi'ndeki durum nedir? Evet. Şu anda Sivas Caddesi'ni görüyoruz. Alt geçitlerde trafik akıcı sürüyor. Raylı sistem. Acaba İldem'e mi gidiyor, Talas'a mı gidiyor merak ettim. Orada binmiş vatandaş ya İldem'e gidiyor
yatalasa gidiyor. Güzel ışıklar böyle. Sokaklarda öyle fazla kimse yok. Çünkü bayağı bir soğuk. Ayaz da var. Kar yağışı da var. Sivas Caddesi'nde de böyle bir ilerleyiş var. Oradan şöyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yeniden uzanalım. Muhtarlarla önemli toplantılar yaptı. İlçelere gitti Başkan Memduh Büyükkılıç, Doktor Memduh Büyükkılıç. Hem ilçe belediye başkanları, hem teşkilat başkanları, hem de muhtarlarla bir araya geldi. Yol haritası çizildi. Onların talepleri de dinlendi. Felahiye'de muhtarlar da Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret ettiler ve kendisine teşekkür ettiler. İşte o haberimiz. Felahiye'li muhtarlar Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da eşlik etti. Muhtarlar yaptığı hizmetlerden ve ilçelerine ziyaretlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti, çiçek takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç muhtarlara tek tek teşekkür etti. 2021 yılında 16 ilçeyi 80 kez ziyaret eden Büyükkılıç, 16 ilçede 714 muhtarla tek tek görüşerek taleplerini ve önerilerini dinledi. Başkan Büyükkılıç 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirdiği ilçe ve muhtar ziyaretlerinde 2022 yılında yapılacak yatırımları da değerlendirdi. Şimdi Başkan Büyükkılıç Hunat esnafını ziyaret etmiş ama bir de Hunat bölgesinin görüntüsünü şöyle bir görelim. Oo, çok güzel bir görüntü. Böyle Gevher Nesibe Hunat Hatun Medresesi. Rejimiz bir şey söylüyor. Ne söyledi? Tespit çekiyor diyor. Tabii oradan daha iyi görüyor Hüseyin. Nerede tespit çekiyor arkadaşlar? Selfie çekiyor. Bir kulak doktoruna gitmem lazım sanırım. Tespit çekiyor anladım. Ben diyorum ki reji nasıl gördü? Selfie çekiyorlarmış. Evet. Şimdi medrese müthiş. Böyle ışıklandırma olunca işte karın beyazıyla burada da harika bir görüntü var. Ama yine de Kayseriler evde. Onu da bu şekilde görüyoruz. Yeniden bakalım. Evet. Selfie çekiyorlar. Ben de nerede tespit çekiyorlar anladım. Peki, madem Hunat'tan bahsettik, Başkan Memduh Büyükkılıç bugün, yani onca yolun arasında esnafı da ziyaret etmeyi unutmamış, Hunat esnafını ziyaret etmiş. Sağolun başkanım, hoş geldiniz. Maşallah. Esnaflarla sohbet eden ve hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, bir fırın ziyareti esnasında vatandaşlara sıcak pide ikram etti. Büyükkılıç'ın ziyaret ettiği her esnaf dükkanında sıcak ve samimi bir ortamda sohbet gerçekleşirken, Kayseriler Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Başkanım hoş geldin. Maşallah. Nasılsınız? İyisiniz. Vatandaşlar Büyükkılıç'la ziyaretleri esnasında hatıra fotoğrafı da çektirdi. Başkan Büyükkılıç, ahi ahlakıyla ahlaklanmış esnafların gönlünde yer edip dualarını almak amacıyla esnaf ziyaretlerine devam edeceğini ve onların her zaman yanında yer aldıklarını ifade etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kent ekmek büfe sayısı 2'ye çıktı ama yeni bir görüntü var mı? Birazdan. Görüntüler var. Tespit mi çekiyorlar gene? Yok, selfie çekiyorlar. Tamam. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'na gidelim. Kent ekmek büfe sayısı. Bugün bir şey oldu böyle. Muhalefet partileri dedi ki işte kuyrukları saklamak için ya ekmek büfe sayısını 2'ye çıkarıyorlar. Vatandaş daha rahat alsın diye büfe sayısı da çoğaltılmış. Şimdi muhalefet yapmasın da biraz düzgün yapasın. O haberi izleyelim. Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret AŞ, temel besin kaynağı ekmeğin vatandaşlara daha rahat bir şekilde ulaştırılabilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kalitesi ve fiyatı ile vatandaşların ilgi gösterdiği Kent Ekmek, şehrin 27 ayrı noktasına hizmet vermeye devam ederken, Cumhuriyet Meydanı'ndaki büfe sayısı da 2'ye çıkarıldı. Lojistik ve ulaşım kolaylığı ile hızlı hizmet amacıyla meydandaki iki büfe yan yana konuşlandırılarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermeye başladı. Şimdi ekonomi haberlerine geçeceğiz ama bir de Alparslan Parkı'na bakalım. Parklarda durum nedir, manzara nedir? Evet, burası da Alparslan Parkı. Yürüyüş yapan insanlar var burada. Güzel bir görüntü tabii, böyle beyazlara bürünmüş ağaçlar ve o pistte yürüyüş yapmaya çalışan vatandaşlarımız da var. Böyle biraz romantik hava dediler, soğuk olmasına rağmen
Burada da her yerde kar var diye bir şarkı vardı. Böyle, esasında bir Fransızca şarkı. Adam onun şarkısı. Sonra onu Türkçe'ye çevirdiler. Nilüfer'le beraber o. Neydi arkadaşlar? Her yerde kar var, kalbim senin. Böyleydi değil mi? Öyle bir şarkıydı. Burada da abilerimiz öyle mi yürüyorlar yoksa gesi bağlarını mı söylüyorlar anlayamadık. Herhalde başka bir şey söylüyorlardır. Tespih çeken var mı? Yok. Selfie çekiyorlar. Evet. Peki geçelim ekonomi haberlerine. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yine şekerle ilgili, sektörün sorunlarıyla ilgili bir açıklama yapmış. Onu izleyelim. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, pancar üretiminin Türk tarımı ve çiftçisi açısından son derece stratejik bir ürün olduğuna dikkat çekti. Başkan Akay, pancar üreticisiyle devlet ve özel şeker fabrikalarıyla sektörü bir bütün olarak değerlendirip ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içerisinde Türk tarımına önemli katkılar sağlayacağımıza yürekten inanıyorum dedi. Orta Anadolu'da 58 ilde yapılan şeker pancarı tarımının Türkiye için stratejik bir ürün olduğuna dikkat çeken Başkan Akay, pancar üreticisi eğer pancar ekmeği bırakacak olursa başka ürünlere yönelmek yerine belki çiftçiliği bile bırakabilir. Türkiye'de çok ciddi bir şeker ihtiyacı yaşanır. Bu ihtiyaç da ithalat yoluyla kapanmaz çünkü yurt dışında şeker fiyatları çok yüksek. İşte bu düşünce çerçevesinde Kayseri Şeker olarak Türk şeker tarihinde bir ilki yaparak pancar avans fiyatını 420 TL tondan önce 720 TL tona daha sonra 800 TL tona yükselttik. Bu kesin fiyat değil elbette. Gelişmelere bakarak gerektiğinde yeniden güncellenme yapılması mümkün dedi. Akay, çiftçimizin üretimde ihtiyaç duyduğu tohum, gübre, mazot gibi girdileri zamanında ve mümkün olan en uygun fiyatlardan temin etmenin yanı sıra Kayseri Şeker olarak çiftçimizin sorun ve beklentilerini her platformda kamu kuruluşlarına, bakanlıklara iletiyoruz. Sulamadaki elektrik maliyeti pancarın %25'ini geçti. Her ay fatura kesiliyor. Çiftçilerimiz her ay aylık gelire tabiymiş gibi fatura ödemek durumunda kalıyor. Bununla ilgili gerek tarife değişikliği ve gerekse ödeme kolaylığı sağlanması konularında görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca Ziraat Bankası'ndan özellikle çiftçilerimizin indirimli kredilerinden faydalanması için taleplerimizi iletiyoruz. Türkiye'de çiftçi kayıt sistemi sağlıklı işlemediği için çiftçilerimizin desteklemelerden yeterli ölçüde faydalanamıyor. Ümit ediyoruz kısa zaman içerisinde bunlar da gelişmeler sağlanır dedi. Şimdi de şöyle Kayseri Kalesi'ne gidelim. Şu an Kayseri Kalesi'nde de müthiş bir görüntü var. Evet görüyoruz. Harika böyle kalenin ışıkları içeriden sarımsı böyle sarımsı bir ışık vermişler. Müthiş de bir kar yağıyor. Keşke Kayseri Kalesi'yle ilgili bir türkü yok değil mi? Karahisar Kalesi miydi o? Karahisar Kalesi yıkılır gelir kökünü... Vallahi müthiş gider bu türkü. Selfie çeken mi var arkadaşlar? Selfie. Yok kimse yok ki burada. Kalenin içi bembeyaz. Müthiş görüntüler. Evet rejimize teşekkür ediyoruz. Bugün çok iyi Hüseyin. Orada bir karıştırdık ama. Evet. Yine ekonomi haberiyle devam edelim. Sonra bir ara vereceğiz. Borsa Başkanı bağlamış yine konuyu et ve süt kurumuna bağladı. Bir açıklama yaptı. Yedi fiyat geç kalmış bir adım. Çünkü et ve balık bir açıklama yaptı. Ancak memnuniyet verici dedi. Hemen kısacık girelim. Et ve süt kurumunun üreticiden aldığı karkas etin alım fiyatını arttırdığını ifade eden Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, biliyorsunuz her zaman her platformda et ve süt kurumunun büyükbaş hayvan alım fiyatını 60 TL bandına çekmesi gerektiğini belirttik. Nihayet geç de olsa sözlerimiz karşılık buldu. Et ve süt kurumu büyükbaş hayvan etinde kiloda 10 lira ile 4 lira arasında değişen oranlarda zam yaptı. Yine kuzu ve koyun etinde de kiloda 10 lira zam yapmıştır dedi. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından konuklarımız olacak. Şimdi mesaj yazmış arkadaş. Her an her şey olabilir. Evet her an her şey olabilir. Kısa bir aradan sonra buradayız. Yukatan Kayserispor yeni transferleri Andre Bertolacci ile 2,5 yıllık, Arif Kocaman'la 4,5 yıllık, Abdülkadir Parmak ve Mert Çetin'le de sezon sonuna kadar kiralık olmak üzere sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Yukatan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni transferlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak inşallah hedefimiz yukarı sıralara tırmanmak dedi. Gözbaşı, altyapıdan yetiştirdikleri oyuncularla yükselmek istediklerini sözlerine ekledi. Dün gece yaşanan, ilimizde yaşanan depremle ilgili de çok şükür can ve mal kaybı yok. Herkese geçmiş olsun diyorum tekrar. İmza töreni için biraz geciktik. Transfer zamanının
ligin ilk maçından sonra olması bugüne denk geldi. Biz biliyorsunuz son 2 yıldır sancılı dönemler geçirdik. İnşallah bu sezon başarılarımızla kendimizden söz ettirmek istiyoruz. Ligi şimdilik ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz. Baştan beri hep bunu söylüyorum. Düşme kelimesini kullanmak kulüpte de yasak. Yeni arkadaşlara da söylüyorum. 2 yıldır zaten bundan yeterince yoruldum. Asıl hedefimiz gelecek sene. Bu yıl artık oturan bir kadromuzu oluşturup gelecek sene farklı hedeflerle ilerlemek istiyoruz. Kurumsallaşmaya biliyorsunuz önem veriyoruz. Avrupa kulüpleri gibi olmak için hem ben hem yönetim kurulundaki arkadaşlarım her biri görevlerinde verdiğimiz görevleri yerine getiriyorlar. Altyapıdan geçişenlerle de güçlenmek istiyoruz. Biliyorsunuz hem Doğan'ı hem Emre'yi Avrupa kulüplerine gönderdik. Nurettin'i de yine altyapıdan önümüzdeki günlerde Portekiz'de bir kulübe gönderip oynayıp gelişmesini istiyoruz ve bu örneklerin artmasını altyapıdan yetişen oyuncularımızın Avrupa'daki disiplini ve oradaki orada yetişip daha sonra ülkemize dönecekse dönmeleri gibi bir altyapımızın hedefi var. Yukatel Kayseri Sporu tam anlamıyla futbol endüstrisinin içinde kurumsal bir kurum haline getirip kendi gelirini kendi yaratan bir modele dönüştürmek istiyoruz. Bu arada takımımız çok şükür 5 maçtır yenilmiyor. Bu konuda gerek teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ı gerekse formasını terleten bütün oyuncularımızı, takımı, bütün kulüp çalışanlarımızı, herkesi kutluyorum. Bugün aramıza yeni katılan oyuncularımıza hepiniz huzurunda hoş geldiniz diyorum. Benim için gerçekten hem de yönetimdeki arkadaşlarımız için zorlu bir dönem oldu. Hem transfer yasağı vardı, açmak, dakikalarla yarışmak. Bir yandan da bir böyle değerli oyuncularımızı bizim formamızın renkleri altına almak için onlarla konuşmak, onların buraya gelmelerini sağlamak zorlu bir süreçti. Ama sonucu güzel oldu, sonu keyifli oldu. Ben her birine tekrar aramıza katıldıkları için hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum ve hayırlı olsun diyorum. Andre Bertolacci ise konuşmasında öncelikle Yukatel Kayserispor'a ve başkanımız Berna Gözbaşı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Takımımızın hedeflerine yardımcı olmak istiyorum. Kendimi sahada göstermek istiyorum dedi. New project. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada Kayserispor'un hedeflerine yardımcı olmak ve bireysel olarak da takım olarak da gelişmek için yardım etmek istiyorum. Nothing. I want to speak less and az konuşmayı tercih ediyorum. I want to show myself on the pitch. Ve kendimi sahada göstermek istiyorum. Abdülkadir Parmak da başkanımız Berna Gözbaşı'na ve teknik direktörümüz Hikmet Karaman'a teşekkür etmek istiyorum. Beni istediklerini bana açık bir şekilde hissettirdiler. Bu benim için çok önemliydi dedi. Başkanıma ve Hikmet Hocama çok teşekkür ederim. Gerekli konuşmaları yaptık kendileriyle. Beni istediklerini bana gayet bir şekilde hissettirdiler. Bu benim için çok önemliydi. 6 aylığına buradayım. Elimden geldiğinin en iyisini yapmaya hazırım. Sahada benim bana inananları mahcup etmeyeceğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Mert Çetin'de Kayseri'deyim. Buraya gelmemde büyük rolü olan Berna Başkan'a ve Hikmet Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bana güvendiler ifadelerini kullandı. Üzerime dün gece yaşanan depremle ve geçen hafta gerçekten çok zor bir durum. Ahmet abim, Ahmet Çalık, onu kaybettik. Burada olamadım. Bu konuda çok üzgünüm. Aynı zamanda dün gece yaşanan depremde inşallah sağlık, can ve mal kaybı yoktur. Herkese geçmiş olsun demek istiyorum. Kayseri'deyim. Buraya gelmemde büyük bir rolü olan Berna Başkan'ın, aynı zamanda Hikmet Hocam, ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bana güvendiler. Ben de elimden gelen her şeyi, elimden gelen hepsini vermek istiyorum. Bütün kuvvetimle, bütün mücadelemle çok motive bir şekilde buraya geldim. Hedeflerim var. Hedeflerimden hiçbir zaman vazgeçmedim. İtalya'da oynamadığım bir süreç oldu. Farklı nedenleri vardı. Ama şu an buradayım ve
elimden gelenin en iyisini bu takıma katkı sağlamak için vermeye hazırım. Şu an basın mensupları, siz buradasınız ama ilk önce sahada benim konuşmam gerekiyor. İyi sonuçlar aldıkça zaten daha çok karşı karşıya geleceğiz, konuşacağız. Aynı zamanda milli takımdan da birkaç cümle bahsedip konuyu kapatmak istiyorum. Milli takım benim için çok değerli. 6 aylık süreçte buradayım. Ve kendimi burada kanıtlayıp tekrar milli takıma dönmek istiyorum. İnşallah da takımca başarılı olup hedeflerimize birer birer ulaşırız. Teşekkürler. Kayserispor'un Sakaryaspor'dan transferi Arif Kocamansa, önceki kulübüm Sakaryaspor'a bugünlere gelmemde emeği olan herkese teşekkür ederim. Berna Başkan ve Hikmet Hoca'ya bana güvendikleri için teşekkür ederim. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Ondan sonra Berna Başkanım ve Hikmet Hocam bana güvendiği için onlara çok teşekkür ederim. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah seni de Avrupa'ya göndereceğiz diğer gençler gibi. Şu anda tabii önemli transferler yapıldı ama transfer süreci de devam ediyor. Kayserispor'da transfer bitti mi? Yoksa önümüzdeki günlerde yeni transferler olacak mı? Şu an için bitti. Belki aramızdan ayrılacak olur mu bilmiyorum. Tabii ki futbolcularımıza gelen talepler oluyor. Bunlar teknik heyet istişaremizde çıkar ama şu an için yeni bir şey yok. Başkanım bir de iki tane yeni yabancı transferimiz oldu. Onlar evet. Biz zaten Harullah kendi altyapımızdan profesyonel yaptık. Diğer yabancılar da biliyorsunuz kuralda bir genç yabancı olması da gerekiyor. Uzlima'yı da kiralık verdiğimiz için altyapıdan profesyonel yaptığımız arkadaşlar.